İkiniz geliyor. Peki, hoş geldiniz. Sunum insan Kaynakları'ndan Sevil ben. Bugün Nokta Hanım biraz rahatsız olduğu için ben sizlere yardımcı olacağım. Nevra Hanım siz de hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Ee, bir yandan da katılımcı almaya devam ediyoruz. Ara ara alacağım ama biz açılış konuşmamızla başlayarak sözü Nevra Hanım'a vereceğiz. Herkese merhabalar. Sunumdan Open webinarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Korsa Sürdürülebilirlik ve Pazarlama İletişimi Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy. Kendisi bugün bize sanayinin karbonsuzlaştırılması konusundan bahsedecek. Sözü kendisine vermeden önce hakkında kısa bilgi aktarmak istiyorum. Nevra Aydoğan Gürsoy lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi ve Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi'ne tamamladıktan sonra Paris Dauphine Üniversitesi'nden İnovasyon yönetimi alanında MBA derecesini almıştır. Kariyeri boyunca çeşitli uluslararası şirket ve kurumlar için yenilikçi pazarlama stratejileri tasarlama ve uygulama konusunda görevlerde bulunmuştur. Nevra Aydoğan -Gür Gürsoy 2014 yılında Korsay'a katılarak inovasyon ve teknoloji alanındaki birikimini pazarlama uzmanlığıyla birleştirmiştir. Korsa'da Ekovadis'te prestijli altın derecelendirme elde edilmesinde ve CDP'den su yönetiminde A notu ve iklim yönetiminde A, neksi, A eksi notunda önemli bir rol üstlenmiştir. 2019'dan bu yana Sürdürülebilirlik Direktörlüğü görevini yürütmektedir. Nevra Hanım siz de hazırsanız sunumunuza başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim e, giriş için tanıtım için de ben ekran paylaşayım hemen. Sanırım geldi, değil mi? Evet, şöyle tam ekranda yapayım. Ee, rahat görebiliyorsunuz, değil mi? Evet, görüyoruz, tamam. sıkıntı yok. Tamamdır, tamamdır. Herkese merhaba. Çok tekrar teşekkür ediyorum e, giriş için. E, ben açıkçası bugün nasıl söyleyeyim, gururlu hissediyorum e, buraya davetten dolayı. Çünkü çok değerli bir e, oluşum ve çok değerli katılımcılar umarım beklentiyi karşılayabilirim diye hep hazırlandım hazırlanırken sunumun sunumuna biraz şimdi endüstrinin dikarbonize olmasını konuşurken biraz dünyada ne dönüyor biraz da bir belki case study olarak Kortsa'da, çok kortsa anlatmadın ama konuları nereden ele alıyoruz pratik örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım İstediğiniz zaman kesin sorun hani interaktif yapabiliriz sunumu. Yeter ki şey sıkılmayın ve hani iyi bir seans geçirelim dilerim. Şöyle biraz dediğim gibi trend regülasyonlar e, özellikle içinde benim e, içinde yer aldığım endüstrinin etkilendiği trend ve regülasyonlar üzerinden gideceğim. Ve bütün bu decarbonization veya işte düşük karbon ekonomisine geçişte Bakmış olduğumuz mekanizmaya ve bu mekanizmanın nasıl yönetildiğiyle ilgili bir e, içerim olacak. Zannediyorum bir yarım saat içerisinde de e, toparlarız benim kısmımı. Şimdi şöyle başlayayım. Kortsa nerede iş yapıyor? E, kortsa anlatmayacağım merak etmeyin. E, ama orayı bir case study gibi olarak anlatıp oradan ben kendi endüstrim üzerinden Nasıl düşük karbon ekonomisine geçmekle ilgili nelerin içerisinde mücadele veriyoruz? E, sektörde ne var? Bunu anlatacağım. Bunu anlatırken de şimdi Korts'a e, güçlendirme malzemeleri diyoruz. Biz Reinforcement Materials veya işte Advanced Materials. Nerede? Aslında şu görmüş olduğunuz e, otomotiv üzerinde lastiklerin içerisinde malzemelerimiz var. Otomotivin parçalarında, ana parçalarında uçak lastikleri ve uçağın işte motorun düşünebilirsiniz gövdesi, iç aksamı gibi. Dolayısıyla ben bugün konuşurken e, endüstri dediğimde benim bildiğim ve içerisinde deneyim aldığım e, endüstri lastik, otomotiv ve havacılık. E, buralardan anlatmaya çalışacağım. Bir örnek üzerinden gitmek istedim konuya girerken. E, otomotiv. Şimdi elektrikli araçlar gittikçe artıyor artık. İstanbul'da da çokça görmeye başladık. Eskiden işte hibritler vardı, biraz elektrikler vardı. Şu an bayağı elektrikli araçların dünyada da artışını görüyoruz. Ve hatta işte Çin gibi ülkelerin bunu bir stratejik iş kolu olarak aldığı ve bayağı gizli reçetelerle, sırlarla, ticari sırla elektrikli aracı kendi ekonomisi içerisinde büyümede bir yer etmesi için bunu stratejik olarak almış durumda. Elektrikli araç aslında bu yola giderken işte connected olması, otonom olması, paylaşım ekonomisi veya işte elektrikli araç zaten EV üzerine konuştuk ve en temelinde en nihayetinde sürdürülebilir olabilmesi bugün bizim bakmış olduğumuz, içinde olduğumuz endüstriyi drive eden mega trendler. Burası aslında bizi ne tarafa doğru Götürüyor. İşte daha e, teknolojinin yoğun kullanıldığı, performansın daha yoğun beklendiği, e, içerisindeki malzemenin de dönüştüğü e, bir endüstri. Şimdi buradan itibaren aslında yavaş yavaş öykün içerisine girmeye başlıyoruz. Çünkü e, elektrikli araç üzerinden yine gidelim. E, bugün baktığımızda elektrikli araç evet belki işte hibritler daha az, elektrikli araçlar belki sıfır emisyon. E, fakat öykü burada bitmiyor çünkü bir elektrikli aracın bugün Türkiye'de kullanmış olduğu enerji hala temiz enerji değil hala gridden almış olduğu e, hala fosil yakıt üzerinden aslında e, elektriğini sağlıyor. Henüz renewable enerji üzerinden e, kullanmıyor veya yine elektrikli araç üzerinden gidelim hani transition'dan bahsediyoruz çünkü bu seansta biz nasıl endüstri e, karbonsuzlaşırı konuştuğumuz zaman... Çıktısı ürün belki emisyon çıkarmıyor olabilir ama bugün bir elektrikli aracın parçaları hala emisyon yoğun parçalar üzerinden oluşuyor. Henüz ham maddelerin o transition periyodunu tamamlamadı. Buradan şimdi şeye doğru gidelim. Ee, hangi regülasyonlar drive ediyor? ne Neler e, yoğunluklu olarak bu düşük karbon ekonomisini... E, bir soru değil değil mi o? Düşük karbon ekonomisine geçişte hangi regülasyonlar? Şimdi son dönem özellikle son iki yıldır bu sene daha yoğun 2023 ve 2024 devamında da öyle gidecek. Direktiflerin, ARPA Birliği'nin, ARPA komisyon direktiflerinin daha somutlaştığı, tartışmaların birazcık daha kapsamının ve çerçevesinin belirlendiği ve bazı direktiflerin şey regülasyonlara döndüğü, ve aktif olarak ticari hayatı etkilediğini görmeye başlıyoruz. Bunlardan en hani kocamanı belki her birimizin duyduğu bir emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon düzenlemesi. En yoğun olarak Türkiye'nin de artık tartıştığı, e, hani her hafta bir toplantının bununla ilgili mutlaka e, işte hükümet, devlet seviyesinde olduğu, iştirakların çağrıldığı, STK'ların konuştuğu bir seviyeye geldi. Çünkü artık somutlaşmaya başladı. Nedir emisyon ticaret sistemi? Avrupa'da 2005'ten beri var. Şöyle düşünebilirsiniz, emisyon ticaret sistemi daha bütün total fabrikaya bakan, sınırda karbon uygulaması yani karbon border adjustment dediğimizde de bir ürün vazında emisyona bakan iki farklı e, regülatif değişim. Neye bakıyor? Emisyon ticaret sistemi (ETS) dediğimiz e, ülkelerin bir kepleri oluyor. Yani bir karbon salmakla ilgili bir üst limit belirleniyor. Bu üst limit ticari olarak endüstrilere dağıtılıyor ve her endüstrinin belirli bir kepi oluyor. Yani salabileceği bir emisyon üst sınırı oluyor ve buna e, bağlı olarak da bunun altında kalanın avantajlı. Bu belirlenen üst sınırın üzerine çıkan şirketlerin de bir karbon vergisi vermesi gerektiği bir artık regülatif düzen içerisine giriyoruz. 2024 Ekim itibariyle Türkiye'nin de girmesi bekleniyor. En azından hani en son gelen deklarasyon bu yönde. Emisyon ticaret sistemi 2005 yılından beri de Avrupa'da var çünkü amaç 1990 yılına göre %55, bu işte Fit 55 e, diye e, Green Deal'ın içerisinde daha da sıkmak için, bu hedeflere ulaşmak için yani sıfır emisyonlu bir kara olabilmesi için Avrupa'nın e, yürütmüş olduğu bir e, karbonu kontrol ettiği ve üzerine çıkıldığı zaman nasıl vergi veriyoruz? Karbon için de bir vergi verdiğimiz... Bir sistem e, Türkiye'nin de yine Avrupa Birliği ile uyumlu bir şekilde e, Türkiye ETSS'ini ile ilgili çalıştığını biliyoruz. Biz de bu çalışmanın içerisinde sorulduğunda, yeri geldiğinde e, görüş vermek için e, Kortsu olarak çalışmaların içerisinde yer alıyoruz. Şimdi bu e, ETS aslında endüstrilerin yani bizlerin beklediği hayata geçmesini arzu ettiğimiz bir sistem. Çünkü burası aslında... Bir risk barındırmakla birlikte bir fırsat da barındırıyor. Neden? Özellikle Avrupa'ya ürün ihraç eden bizim gibi şirketler için sınırda karbon uygulamasında dezavantajlı duruma düşmememiz ancak Avrupa Birliği ile uyumlu bir Türkiye emisyon ticaret sisteminin hayata geçmesiyle mümkün. Bu iki sistem, şurada gördüğünüz emisyon ticaret sistemi ile CBAM dediğimiz bu ikinci karbon vergisi birbiriyle konuşan iki tane sistem ee, Bunu için var hani belki hani pek çoğunuz zaten biliyorsunuz ben kısaca özet yapmaya çalışayım ETS ile birlikte aslında e, ...Avrupa'nın içerisinde şirketlerin buradan biriken e, üst karbonun ve buradan bir vergi vermemek için yavaş yavaş ya ticaretlerini Avrupa dışına yani üretimlerini Avrupa dışına, ve ticaretlerini Avrupa dışına çıkardığı gözlemleniyor seneler içerisinde e, ne yapıyor işte e, Avrupa sınırı içerisinde ürettiğinde bir vergi vereceği için karbon vergisinden muaf olan ülkelere üretimini taşımaya başladı e, bu da aslında ekonominin dışarı çıkmasına neden oldu yani Avrupa'nın dışındaki diğer Asya ülkelerine işte uzak doğu ülkelerine çıkmasına neden oldu diğer taraftan yine içeride ee, örneğin Fransa'nın içerisinde bir ürün aldığında buna bir karbon vergisi vermemek için yine aynı şekilde ürününü de bu vergiden etkilenmeyen e, diğer Avrupa dışı ülkelere ticaretin kaydığı gözlemlendi. Buna da karbon nikıç olarak tanımlandı. Bu karbon kaçağının önlenmesi için aslında yani ekonominin hem Avrupa içerisinde tutulması üretimin yeniden Avrupa içinde tutulması. Ve karbon dezavantajlı olan e, Avrupa'daki üreticilerin karbondan etkilenmeyen diğer ülkelere karşı ekonomik dezavantajını ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği artık Avrupa'ya ihracatlarda belirlemiş olduğu limitlerde Avrupa'daki limitlere uymayan her ürün için karbon başına ton başına bir vergi verilmesi yönünde Avrupa'daki şirketlere yani ithalat yapacak şirketlere bir vergi getirdi. E, şu an Türkiye'de de 2023 e, son çeyrek hayata geçti e, fakat henüz bir vergi ödeme yok şöyle yapıyor Avrupa Birliği sistem üzerinden e, ilk başta demir, çelik, işte cam daha böyle karbon yoğun çimento gibi endüstrilerden başladı. Evet örneğin bizim içinde olduğumuz polimerler işte bir ara girdi sonra listeden çıktı. Ama çok dinamik bir liste gibi düşünebiliriz burayı. Ne yapıyor? Şu an bütün bu en karbon yoğun endüstriler düzenli bir şekilde raporlamaya başladı Avrupa'ya. Ton başına emisyonlarını raporluyor. Burada bir data birikecek ve iki yılın ardından burası hani biraz integration ve adaptation süreci gibi düşünebiliriz. Ardından vergi verilmeye başlanacak. Buradaki şöyle bir e, bilinmez ve tartışma var. En azından hani bendeki son e, bilgi bu yönde. Vergiyi kim verecek? İdealinde diyelim ki Fransa'dan e, bir şirket işte Kortsa'dan alıyor. Sistemde aslında Fransa'dan alan şirket ödüyor vergiyi. Fakat muhtemelen buralarda yapılan karşılıklı ekonomik anlaşmalarda iki şirket arasında çok büyük ihtimalle e, Türkiye'deki şirkete yükleneceği şeklinde de e, hani öngörülerimiz var. Buralarda zaman içerisinde netleşecek. E, yine bütün e, value chain'e bakan bir dijital ürün pasaportu var. E, bu da ürünün e, işte emisyonuna, ham maddesine, nereden geldi, nereye gidiyor, işte transportation'ı gibi aslında üzerinde bir aynı bizim pasaportlarımız gibi bütün şey, seceresinin olduğu, yol haritası, bütün track ettiği ürünün pasaportlarda hayata giriyor. Bu da e, çok kapalı bir devrede bir ürünün işte beşikten mezara diyoruz üretiminden son e, waste olana kadar atık olana kadar veya geri dönüştürülüp tekrar ekonomi içerisine girdiği dünyada tekrar aynı value chain'in cycle'ın track edildiği bir e, sistem devam ediyorum. Nasıl gidiyor? Herhangi bir soru var mıdır? Ben bir sonraki slaydıma gidiyorum. Peki şimdi şeye baktık. İşte bir EV araç üzerinden hayal etmeye çalıştık. Buradan geldik dedik ki hani hangi mega trendler neler bize drive ediyor? Buradaki regülasyonlar. Şimdi yavaş yavaş birazcık daha nasıl buna doğru ilerlemek istiyorum. Peki nasıl ...dikarbonize olacağız. Nasıl? Bu emisyonlar sıfırlanacak. Çünkü işte Türkiye'nin de hedefi var. Arpa'nın hedefi var. Kortsa'nın hedefi varsa... ...pek çok Sabancı şirketinin de var. 2050'de sıfır emisyon olmak. Bunun asa belli formülleri var. Birincisi işte... ...karbon dediğimiz zaman... ...üç tane skop içerisinde... ...bildiğimiz gibi takip ediyoruz. Üretimden kaynaklanan kapsam bir... Dışarıdan almış olduğunuz enerjiden kaynaklı kapsam 2 ve onun dışında kalan bir chain'in raw material'ın gelmesi, e, işte müşteriye satılması, onun kullanılırken çıkan emisyon, daha sonra e, tekrar bertaraf olurken çıkan emisyonlar gibi çok daha hani kapsamı çok çok daha detaylı bildiğiniz gibi bu emisyonların aslında track edilmesi ve her bir şirket özelinde kapsam 1, 2 ve 3 analizlerin yapılması, hangisi daha yoğun, nereden başlamak lazım, başlayacağımız yerde ilk hani quick winlerimiz ne olur, uzun vadede nedir gibi bakarak gitmek ama çok böyle genel bir çerçeve çizersek hani burada gördüğümüz slide üzerinden biraz hayat gidiyor. İşte hepimizin bildiği önce bir enerji efficiency projeleri. Yani ben işte mevcuttaki makine ekipmanından burası bizim kapsam birimiz oluyor. Makine ekipmanı ben nasıl daha verimli kullanayım ki emisyonumu nasıl daha aşağı indirebilirim? Yıllarca hani burası verimlilik projeleri, işte buralarda verilen ödüller, şirketlerin içerisinde koyulan hedefler. Şimdi biz sürdürülebilirlik dediğimiz zaman e, bunun çok üzerine koyarak gitmemiz gereken bir düşük karbon ekonomisi modeli var. Nedir? Birincisi elektrifikasyona geçmek. Yani normalde kullanmış olduğunuz şey doğal gaz sistemi neyse e, bunu elektrikli sisteme döndürmek. Elektrikli sisteme döndükten sonra ne yapmak? Bunu bu sefer renewable enerjiye döndürebilmek. Ya kendi e, yenilenebilir enerjilerinizi kurup buradaki enerjiyi kullanmak ya da mevcuttaki yenilenebilir enerji üreten enerji tedarik şirketleriyle uzun dönemli renewable enerji üzerinden power purchase agreement'ları yapabilmek. bunun üzerine bu da yetmiyor artık hani biyo yakıtlar konusu. Özellikle havacılık endüstrisinin en büyük challenge'ı ve kendini ilk dönüştürmeye çalıştığı yer burası. Otomotiv ve lastikte baktığımızda malzeme üzerinden dönüşümü görürken havacılığın e, daha büyük derdi çünkü en büyük emisyon kaynağı e, havada giderken çıkarmış olduğu yakıttan kaynaklı emisyon. E, dolayısıyla regülasyonlar da buralara bakıyor. Biyo yakıtların kullanımını artırmaya bakıyor. E, yine üretimin içerisinde soğutma gazlarının e, biyo alternatiflerinin olabilmesi. E, buradan hani üretimi yaptığım dışarıdan almış olduğum enerjiyi dönüştürdüm e, şey, cooling gazlarıma kadar gittim. Şimdi ne yapabilirim? Kendi transportation'ımı elektrikli hale getirebilirim. Yani araçları elektrikli hale döndürebilirim veya mevcut transportation'ı nasıl minimize edebilirim? Bu da aslında bakmamız gereken bir yer. Hani bu kadar seyahat gerekli mi? Artık online olabiliyor. Hani bugün hepimiz bir yere toplanmadık. Onun da tabii değeri başka. ama bunun bir taraftan da emisyon anlamında çok büyük bir katma değeri var yaptığımız online toplantıların gibi. Ee, ve en nihai gideceğimiz endüstrilerin baktığı enerji şirketlerin dönüşmeye çalıştığı hidrojen. Bunun da biliyorsunuz hidrojenin de hani birçok çeşidi var. Bunun green olanı yani %100 renewable üzerinden üretilen hidrojen. Ee, burası kocaman bir pazar. Ee, hem enerji olarak kullanmak hem ham madde olarak kullanma tarafında da e, hani büyük bir kurtarıcı pek çok e, eleştirilerle birlikte diyelim. Yine sorumuzu başlığımızı hatırlayalım. Biz aslında düşük karbon ekonomisine bir endüstri nasıl geçebilir diye bakıyoruz. Sunumun en başında da e, bir araç üzerinden kurmuş olduğumuz öyküden devam edebiliriz. Şimdi bir araç evet elektrikli araç okey e, emisyon sıfır ama onun da bir sustainable product olabilmesi topyekun bir endüstrinin Düşük karbon ekonomisine geçinirse aslında ürünün kendisinin de e, ürün yaşam döngü analizinde pozitif olması, yani doğal kaynakları e, çoğunu sıfır veya döngüsellikle kullanıyor olmasıyla ancak sağlanabilir. Biz e, sastem produkta giderken çok kritik aslında iki tane aşaması var. Az önce konuştuğumuz birincisi üretimin kendisinin sürdürülebilir olması. Demin biz daha çok enerji boyutundan baktık. Buna ekleyelim su kullanımı ve atığı e, kullanalım. Hatta atık derken şöyle de anlatalım. E, atık çıkarmadığımız sistemler, yani atığın geri dönüştürülmesi bir boyutu. Bir boyutu da olabildiğince az atık çıkardığımız üretim modellerine geçilmesi. Çıktığı halde de e, bunların circular economy prensibiyle tekrar üretime katıldığı modellere, geçebilmek. Yani bir endüstrinin atığının benim ham maddem olması gibi. Ee, veya hani enerji olarak da kullanıyor biliyorsunuz çimento şirketleri. Ama en güzeli aslında bunu alıp e, bir başka şirketin ham maddesine döndürebilmek. İşte bu hani sıfır atık ve şey e, kaliteli bir ekonominin yolunu açar. Decarbonization'ı zaten konuştuk. Suda da e, her zaman birincisi az tüketmek atıkta olduğu gibi ikincisi tükettiysek de onu tekrar üretimin içerisine nasıl katabiliriz? Tekrar circularity'yi nasıl sağlayabiliriz? Olabildiğince az doğal kaynak kullanmak, kullandığımızda da maksimumda döndürerek kullanmak temel prensip. Ee, olmazsa olmazı biz hep şöyle bakıyoruz. Yani bütün value chain üzerinden ancak baktığımızda biz düşük karbon ekonomisine geçebiliriz. Nasıl? içeride üretimime baktım şimdi dışarı çıkmak zorundayım. Yani sustainable procurement'dan kastımız bizim tedarikçilerimizi de bizimle aynı yolun içerisine sokabilmek. Bu nasıl olabilir? Birincisi e, en basitinden kend, e, ESG dediğimiz environment, social ve governance anlamında onları denetlemeye başlayarak burası bir hijyen standardıdır. Önce denetleyip ne durumda olduklarının resmini çekmek. Ardından onlara da bizimle birlikte aynı ödevleri vermek. Yani aynı ödevi yapmak zorundayız çünkü aynı sınıftayız, aynı dersi alıyoruz. Ben eğer sıfır emisyonlu olmaya çalışıyorsam veya işte 2030'da %46 emisyonunu azaltmak istiyorsam... ...benim tedarikçimin özellikle kritik, kritik tedarikçimin de aynı şekilde emisyonunu azaltmasına ihtiyacı var... ...veya ham maddelerini dönüştürüyor olmasına ihtiyacım var. Bu da nasıl olabilir? Ya mevcut ham maddeyi bana low karbon raw material haline döndürür. Nasıl yapar? Production'ındaki dönüşümle veya bambaşka new material çalışır. Bugün biz kritik ham madde tedarikçilerimizle hem mevcutu bana daha aşağı düşür. İşte teknolojileriyle e, ya aşağıya indiriyor emisyonunu ve işte 10 birimlik olan karbon emisyonunu bana 8 yedi yıllar içerisinde azaltarak veriyor. Veya bambaşka yeni e, ham maddeler üzerine çalışabiliyor. İşte bugün biyo malzemeler üzerine konuşuyoruz. Recycle malzemeler üzerine konuşuyoruz gibi. E, burası kritik. Ve e, olmazsa olmaz compliance... ...regülasyonlarla, uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmek. Bir şirketin sürdürülebilir büyümesini sağlaması ancak hizmet ettiği yani ürünlerini vermiş olduğu müşterilerinin olduğu kritik pazarlardaki hem uluslararası standartlara uyumu hem de regülasyonlar işte CBAM'den az önce bahsettik emisyon ticari sisteminden dijital ürün pasaportundan gibi şimdi bütün bu sistemi kurgularken böyle hani soldan sağa doğru baktığımızda bunların hiçbirinin detayına girmeyeceğim ama nasıl yani hep aynı soruyu sorarak her slayda başlamak istiyorum ki şeyi de hani kurguyu da kaybetmeyelim. Nasıl düşük karbon ekonomisine geçeceğiz? Önce prensipleri koymak. Yani çok önemli bir şirketin e, bu yolda düşük karbon ekonomisine geçişte takip edeceği prensipler önemli ki yolda hani unutmayalım ve kaybolmayalım hep aynı yere gidelim. Ardından notları nereye verdiğimiz çok önemli. İşte biliyorsunuz Science Based Target Initiative var. Global Compact var uzun yıllardır, e, Corporate Governance Principle yani bunlar bizi hizalandıran commitmentlar. Bununla birlikte e, disclose etmemiz lazım ki kapalı kapılar ardında kalmasın yine takip edilebilir olsun ve hani günahıyla sevabıyla bu yolda gidelim. Çünkü kolay bir şey değil koskoca hani yıllardır aynı şekilde çalışan bir endüstri bir sanayi şirketinin bir çimento şirketinin hani her hangi kolda yap çalışırsanız çalışın yıllardır gittiğimiz bir yol, alışık olduğumuz bir iş yapma modeli var hem müşterilerimizle hem şirket içerisinde. Bunları dönüştürmek için bunları hep hatırlayıp ve düzenli her sene işte carbon disclosure project örneğin su tarafı var, iklim tarafı var, supply engagement tarafı var. GRI standartlarına uyurlu raporlamalar veya işte dış denetçiler tarafından da sadece kendi ölçümlemeniz değil, ölçümlediğiniz her şeyin bir third parti bağımsız bir auditör tarafından da denetleniyor olması kritik. Çünkü buralar hataları bulduruyor ve gitgide hata yapmadığınız bir dünyaya geliyor. Diğer taraftan da yatırımcı ve müşteri gözünde bu dış denetimlerin çok büyük bir etkisi var. Çünkü kendi kendinize söylediğinizde kendi kendinize söylemiş oluyorsunuz. Halbuki burada biri bunun garantisini veriyor. Yani evet doğru söylemiş. Hatta sapma paylarıyla söylüyor işte. Yüzde iki buçuk rakamlarında sapma olduğunu gördük vesaire düzeltildi diye. Bu şey hani hakikaten transparency sürdürülebilirliğin en temel en üste koyacağımız kısmı. Bütün ESG değerlemelerde bu transperansi ister. işte kadın erkek arasında maaşlar arasında gap var mı? E, datalarını doğru raporluyor mu? Bunları bir e, bağımsız denetçi denetliyor mu gibi. Ardından da e, bağımsız kuruluşlar tarafından az önce bahsettiğimiz bu değerlemelere girmek, İHC değerlemelerine girmek kritik. Bunlar bizim uluslararası standartları anlamamızı ve nerede olduğumuzu da bize e, raporlarla anlatan aslında Evet bir taraftan notlanıyoruz ama bir taraftan da çok güzel gelişim raporlarını veriyor. Ekovadi öyle, Refinitiv öyle, BDP keza öyle. Dolayısıyla e bir tarafında evet not ama bir tarafında da gelişim için önemli. Burayı da geçiyorum müsaadenizle. Evet yine hani kortsan hedefleri üzerinden gitmeyeceğim hep bir case study olarak bakabiliriz e, bu slaytları ve ben de öyle anlatmaya çalışacağım e, yine biz bu yolu alırken nasıl ilerledik nasıl aldık üzerinden anlatacağım e, şurası önemli şimdi Birleşmiş Milletler'in e, 17 tane e, kalkınma amaçları var sürdürülebilir kalkınma amaçları e, bunun hepsine bir anda koşmanın imkanı yok Hani hedefler de öyledir ya işte üç tane kritik hedefimiz olur. Bir şirketin beş tane kritik hedefi olur. Bizim bireysel hedeflerimiz hani çok odaklıdır. Çünkü her şeye aynı anda koşamayız ama odaklanırız. Burada da bu düşük karbon ekonomisine geçişte aslında baktığımız kritik bizi bu yolda hızlandıracak ve koşacağımız hedefleri almaya gayret ettik. Bunu da bir stakeholder mapping yaptık. Şirketin içerisinde karar vermedik ama bütün paydaşlara sorarak gittik. Bunun içerisinde yatırımcı var, çalışanlarımız var, müşterilerimiz var, ana hissedarımız Sabancı Holding var. Ve dışarıdaki yakın e, birlikte çalıştığımız STK'lar, üniversiteler gibi toplum dediğim hani kom kendi komitemizde sorduk. Ve burada önceliklendirmeleri aldık ve biz bunu her sene alıyoruz. E bu da şuna aslında yarıyor. Seneler içerisinde nasıl değiştiğini görüyoruz. Mesela müşteriler e, Avrupa'da müşterilerimiz yoğunluklu olarak Avrupa veya e, Amerika'da. Geçmiş dönemde işte şirketin finansal büyüklüğü onlar için böyle hani ilk üçte finansal büyüklük vardı. Etik değerler vardı ve e, ISG yani iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği vardı. Son üç senedir bunlar artık o kadar hijyen standardı ki hani bunlar zaten var diyor. Benim artık senden baktığım sen bir climate change ile ilgili hedef alıyor musun? Buna bakıyorum diyor. Circularity'ye bakıyor musun diyor. Kadın erkek eşitliğine bakıyor. E, suya ve atağa bakıyor. Yani tamamıyla sustainability'deki bakmış olduğumuz konulara e, odaklandıklarını görmeye başladık. E, eskiden bu kadar kadın duymazdık. Kadın erkek eşitliği. Yani sadece kadın diye de bakmayalım. Total bir inclusive program var mı? E, diverse diye diversity dediğimizde ben yani biz öyle bir haldeyiz ki kadın erkek ötesine geçemediğimiz bir yerdeyiz sanayide. Halbuki hani diversity dediğiniz zaman çok geniş bir diversity. Inclusion dediğinizde bunun altında e, okuduğunuz üniversite, geldiğiniz şehir, aile yapınız, bakışınız her şey var. Ya işte hani mühendis misiniz değil misiniz özellikle sanayi şirketlerinde? E, Dolayısıyla buradaki programlara da bakıyorlar. Biz de buradan hareketle kendimize e, odaklandığımız 6 tane kritik e, hedef aldık. Ve bunları e, her sene hem CDP üzerinden hem Sürebik raporu üzerinden gerçekleştiğini de gerçekleştiremediğimizde anlatıyoruz. E, bizim 2050'de net sıfır hedefimiz var. E, tam da hani işte bu sanayinin karbonsuzlaşması dediğimiz yer buradan geliyor fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer sadece şu 3 satır kortsaysa alt satır ben supplier'ım için de hedeflerimi verdim ve bunu sense base target'a onaylattım ve artık raporlamak zorundayım. Hatta o kadar ki şirket uluslararası sürdürülebilirlik finansmanı için konuştuğu zaman işte IFC gibi kurumlarla, EBRD gibi kurumlarla biz sadece artık şirketin içerisini konuşmuyoruz. Oralarda Sorguluyor yani bütün ne kadarına dokunuyorsun e, buradaki rakamsal hedeflemeleri de merak ediyorlar yatırımcı da merak ediyor. Biz de e, sadece kendimizin e, sıfır emisyon değil ama özellikle kritik ham madde tedarikçilerimizin ve enerji e, satın aldığımız tedarikçilerimizin de emisyonlarını azaltması için bir program yürütüyoruz ve onların da sensibest target'a uyumlu olmasını istiyoruz. Ee, son iki slaydım, üç slaydım şöyle tekrar geri geldim süreye bakayım ee, toparlamaya çalışayım neredeyse hani 40 geçiyor gibi olmuşuz. Ee, burayı da hani ilk başta şey diye konuşmuştuk bir ürün endüstrisinin endüstrinin eğer e, karbonsuzlaşmasını istiyorsak ürünün de karbonsuzlaşması gerekiyor. E, bu nasıl oldu işte dedik üretim süreciyle, procurement süreciyle. E, biz de kendi ürünlerimizi anlatırken ve ölçümlerken Avrupa Birliği taksonomisi metodolojisini kullanıyor. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz e, mitigation, enabler, transition ve positive social impact aslında ARPA Birliği'nde bankaların e, şirketleri fonlayacağı zaman artık o şirket... E, sustainable bir şirket mi? Yatırımlarını sustainability temeliyle bakıyor mu? İşte şirket satın almalarında buna bakıyor mu? Hep buna bakılarak gidiliyor. E, biz de bu arpa birliği taksonomisi üzerinden bir model alarak gittik. Yani neye bakıyoruz? E, Kortsa'da ürettiğimiz ürünler bir azaltım sağlıyor mu? Doğal kaynakların azalmasını sağlıyor mu? E, herhangi bir şekilde e, transition'a bir enabler modeli var mı? Transition dediğimiz zaten elektrikli araca geçişte yani sıfır emisyonlu ürüne geçiş için bir malzeme midir bu? Veya pozitif etkisi var mı? Pozitif sosyal etki içerisinde işte mesela lastiklerin gürültüsüz olması bir konu işte daha az parçanın doğaya karışıyor olması bir konu veya bizim bir ürünümüz var işçinin çalışırken sahada e, solunmuş olduğu kimyasalın ekofrentli e, olduğu bir ürün e, çıkardık ve bunun bütün pazarda dönüşmesi için çalışıyoruz mesela bu bir pozitif social impactte çalışan üzerinde olumlu bir etkisi var mı ve bütün bunlara bakarken de yine endüstri uluslararası standartlara bakıyor bizim içinde olduğumuz otomotiv ve lastik endüstrisi IACC plus sertifikasıyla ürünleri e, almak istiyor son bir buçuk yıldır e, bu sertifikada bizim eski işte ISO standartları gibi aslında içeride bir standart kurulmasını ve bu standardın takip edilmesini ve senelik denetlenmesiyle e, ikili bir model bir fabrikadaki üretim hattına banda veriyor bunu. Yani bu bant sürdürülebilir üretim yapıyor mu? Ardından bu banttan çıkan ürün bir sustainable product mı? E, ona bakarken de hani üretimde fabrikanın içerisine bakıyor evet. Ama ürünün kendisine bakarken de yine dönüp bütün value chain'e bakıyor. Yani total olarak supplier'da aynı şekilde bu almış olduğunuz ham madde sustainable material mıdır? Onun üretim süreci de öyle midir? Ve sizin supplier'ınızın da mutlaka SST Plus sertifikası alıyor olması gerekiyor. Böyle hani... Hakikaten bütün zincirin tek tek işte sen alacaksın, senin almak için senin öncenin alması lazım. Onun alması için onun öncesini aslında bütün tedarik zincirini veya işte değer zincirini garanti altına alan, sürdürülebilirlik çerçevesinde garanti altına alan bir sertifika sistemi. E, burayı hızlıca geçeyim. Şunu anlatmak için hani burada biraz e, konuşabiliriz. Nasıl düşük karbon ekonomisine geçeceğiz? dediğimizde kendi şirket içerisine baktığımızda mutlaka oranların biliniyor olması gerekiyor yani en büyük emisyon nereden örneğin bizde en büyük emisyon satın almış olduğum enerjiden ama yani kapsam 1 ve 2'ye baktığımda ama kapsam 1-2-3 içerisine baktığımda aslında en büyük emisyonun benim satın almış olduğum ham maddelerden kaynaklandığını görüyorum Dolayısıyla ben eğer Kortsa'nın sıfır emisyonlu bir dünyaya geçmesini istiyorsam iki temel şeye bakmam gerekiyor. Bir mutlaka tedarikçimle ingeç olup onun bana sağlamış olduğu ham maddenin gittikçe 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 azalan bir emisyon eğrisiyle bana geliyor olması gerekiyor. İki almış olduğum enerjinin sıfır emisyonlu gittikçe gittikçe oluyor olması gerekiyor İşte biz mesela yüzdesel olarak bakıyoruz şu an yüzde otuzda bir nivola enerji e, üretiyoruz e, ama bunun gittikçe artıyor ve belli bir noktada e, yüzde yüz nivola enerjiye ulaşıyor olmam gerekiyor ki en azından emisyonlarımın yüzde altmış dokuzunu sıfırlayabileyim kalan yüzde otuzu içinde makine ve ekipmanlarımın değişiyor olması gerekiyor ne yönde elektrifikasyona geçiyor olmam gerekiyor Elektrifik yaşana geçtiğimde de %70 renewable enerji yaptım. Kalan %30'unu tekrar renewable enerjiye döndürmem gerekiyor. Yani biraz döngü e, buralardan gidiyor. Şu karbon ekonomisine geçişte. E, son slide'ın burası da aslında bütün değer zincirinin en son geldi. Aslında en başı ama en sonu diyelim. Neden en başı? Çünkü her şey aldığımız ham maddeyle başlıyor. E, ama burası biraz zincirin son tarafında dokunabiliyoruz. Çünkü önce bir içeriği toparlayıp sistemimi kurma ve kurmuş olduğum sistemi gidip kendi tedarikçime de aktarmam gerekiyor. E, burada neler yapılabilir? E, onları işte Ecovadi gibi e, bağımsız tört parti kuruluşları üzerinden e, döküman ibrazıyla ee, hem environment tarafında hem social tarafta hem de bu sistemi nasıl yönettikleriyle ilgili e, sistemlerini anlatıyor olmaları ve buradan bir değerlemeye giriyor olmaları gerekiyor. Diğer taraftan biz Cortsa'da self declaration modeliyle de bütün tedarikçilerimizle gidip bir sustainability eğrisi ve bir puanlaması yapıyoruz ve buralar bizim satın almada e, ...total tedarikçi değerlendirmesi içerisinde... E, ...bir puanlamaya giriyor. Yani bir tedarikçi... ...sustainability e, yönünden... E, ...almadığımız oldu geçmiş dönemde. Çünkü bir e, labor konusu vardı. Yani child labor konusu vardı. Dolayısıyla mesela o bir tedarikçi listesinden çıktı. Buradaki auditler buna yarıyor. Bu sistemde ancak böyle... ...bir aksiyonla, bir yaptırımla ancak dönüşebilir... Diğer tarafta işte konflikt mineraller önemli. Konflikt minerale ulaşıyor mu? Ulaştığında hani burası herhangi bir şey mi? Çatışma bölgesi mi? Bunu nasıl yönetiyor? Sistemini nasıl yönetiyor? Oldukça kritik. E bunu sadece ben değil, e müşterilerim de bu sistemi artık e, hani bizim kurduğumuz sistemi artık e, beğeniyor ve bunu arıyor. Başka tedarikçilerinde de arıyor. E bir tarafı onları değerlemek bir kısımda az önce konuşmuş olduğumuz gibi aslında onların ham maddelerini dönüştürmeleri için de onlarla birlikte çalışmak veya işte joint venture projeler yapabilmek veya emisyonların aşağıya inmesi için onlara hedefler vermek bu, bu hedeflere uymaları için düzenli takipler yapabilmek yani bir tarafında evet customer engagement önemli ama diğer tarafında mutlaka bütün bu değer zincirini tedarikçilerle de tamamlıyor olmak gerekiyor böyle özetleyebilirim bizim dünyamızdan veya benim tarafımdan diyeyim karbonsuzlaşmayı teşekkür ederim dinlediğiniz için sorunuz varsa yorumunuz varsa ben de duymayı isterim Nevra Hanım sunumunuz için teşekkür ederiz şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz sorusu olan katılımcılarımız varsa sorabilir ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Buyurun. buyurun. Aa, Nevra Hanım şimdi e, sorumunuzda iki şeyin altını aslında üç şeyin altında çizdiniz. Ben öyle anladım. Yanlışım varsa düzeltin. Bir tanesi su tüketiminin azaltılması. Bir tanesi enerji tüketiminin azaltılması. Üçüncüsü de atığın mümkün olduğunca en aza indir, indirgenmesi. Ben şeyi merak ediyorum. Enerji olarak e, en yüksek hem ham madde de dediniz hem de e, enerji olarak da kullandığınız e, enerji kaynağı nedeniyle e, bir miktar yüksek değerlerinizin olduğunu anlıyorum. E, i̇leriye dönük e, nasıl bir e, plan var bunu daha düşürebilmek adına? E, bir de su tüketimini azaltma yönünde e, ne tür önlemleriniz var onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. E, şimdi enerjide biz hani ne iyi ki çok çok enerji yoğun bir endüstride değiliz. Şöyle e, çimentoya kıyasladığımız zaman işte alüminyum, demir, çelik ye göre kıyasladığımızda içeride veya işte petrol şirketlerine göre kıyasladığımızda içerideki kullanmış olduğumuz enerji miktarı yüzde otuz. Dışarıdan almış olduğumuz şöyle diyeyim tellerden, gridlerden almış olduğumuz dıştan alınan enerji aslında bizim emisyonların yoğun bir kısmını oluşturuyor. Bunun için e, en yapılabilecek şey şu an üzerinde çalıştığımız ve bazı tesislerde hayata geçirip bazı tesislerde fizibilitesine bakmaya devam ettiğimiz konu yenilenebilir enerji. E, i̇ki tane modeli var aslında. Şu an Endonezya ve Tayland tesisimiz kendi içeride yenilenebilir enerji e, üretim e, tesisini kurdu ve buradan enerjisini yaklaşık yüzde otuza varacak şekilde enerjisini buradan karşılıyor. bunların kademeli olarak artıyor olması. ne olabilir? Bazen içeride alanınız olur yapabilirsiniz. Olmadığı zamanda da dışarıda offsite bir alanda bir tesis kurulabilir ve buradan kurulan tesis üzerinden hesaplaşma yoluyla yine renewable enerji kullanımı sağlanabilir. Bizim bakmış olduğumuz model ya kendi yenilenebilir e, tesislerimizi kuralım olabildiğince işte çatılar veya boş alanlarda İkincisi kuramadığımız yerde dışarıdaki bir alanda kurabilir miyiz veya kurulmuş bir alan üzerinden bunu yapabilir miyiz? Bir üçüncü versiyon PPA dediğimiz Power Purchase Agreement bunlar normalde işte enerji şirketleriyle senelik veya işte daha uzun vadede enerji anlaşmaları yapılıyor. Biz bunu şu an e, hani belli ölçüde grid üzerinden aldığımız enerji üzerinden yapıyoruz. Biz bunların yüzdelerini seneler içerisinde dönüştürdüğümüz modellerde çalışıyoruz. Yani işte yüzde 10'unu renewable'dan alayım. Yüzde 20, yüzde 30. Çünkü bunun e, bir maliyeti var. Yani normal almış olduğunuz enerjinin üzerinde şirketin e, sahiplenmesi gereken, göz germesi gereken maliyetler var bunların fizibiliteleriyle işte geri dönüş oranlarıyla bakmış olduğumuz sistem e, burası. Hani ilk sorunuza yanıt renewable enerji diyebilirim. Ya kendimizin ürettiği ya dışarıda üretilmişi satın aldığımız, onu fonladığımız, finanse ettiğimiz sistem. Eee Su tarafındaki sorunuzda da aslında e, yeniden kullanma sistemlerini hayata geçiriyoruz. İzmit tesisimizde bu var. İşte yağmur sularının birikmesi bir konu. Birikip bunun yeniden kullanılması. İçerideki e, kullanılabilecek şey işte lavabo sularının tekrar kullanımını e, hayata geçirdik. Şu an e, daha büyük çalıştığımız bir proje içerisinden kimyasal banyoların kimyasala arındırıp Yeniden kimyasal banyo sularında kullanmakla ilgili bir projemiz var. Ee, bir taraftan suyun e, daha az kullanıldığı, argenin çalıştığı e, projelerimiz var. Suyu nasıl daha az kullanabiliriz üretimde gibi. Ee, Endonezya tesisimizde de bu hayata girdi. Yani yavaş yavaş tesislerimiz e, suyun geri kullanımıyla, geri dönüştürülmesiyle, reverse osmosis sistemleriyle nasıl tekrar geri kullanabiliriz? Ee, bunun için çalışıyoruz su tarafında. Bir sorunuz daha var mıydı? Unutursam. Yok iki taneydi. Teşekkürler. Evra Hanım, iki tane sorumuz var. Bir tanesini yöneltiyorum. Korsa sürdürülebilirlik noktasında nerede yer alıyor? Kendi sektöründe veya rakipleri arasında globalde. Bir soru. Şimdi e, Korsa Türkiye'de rakibi yok. E, global pazara hizmet eden ve orada aslında var e, olan bir şirket. Satışımızın da çok büyük bir kısmı Türkiye, e, çok büyük e, küçük bir kısmı Türkiye. yüzde %80'in üzeri de yine e, yurt dışına. Dolayısıyla hani global üzerinden ancak bakabiliriz. Rakipleri var. Uzak doğuda var. Bir Çin, bir Koreli iki tane rakibimiz var. E, buralarda nerede derseniz e, Bence Sabancı Holding'in de kodları ve verdiği DNA ile farklılaştığı bir yerde. Ee, özellikle Avrupa müşterilerimizden ve Amerika'daki müşterilerden bunu çok iyi hissediyoruz. Ee, birincisi Greenwashing yapmayan bir yerde ve bu çok net bir şekilde hissedilip müşterilerimizden geri dönüş aldığımız. Işte globaldeki lastik e, üreticileri... İşte Almanya'daki bir şirket, Fransa'daki bir şirket hep şeyi duyuyoruz. Çok aynı yerde gidiyoruz ve bu yüzden birlikte geliştirmek istiyoruz. Çok duyuyoruz. Yani sustain productları birlikte geliştirelim, birlikte konuşalım, bu yolu birlikte alalımı çok duyuyoruz. Bunun nedeni burada kurmuş olduğumuz e, iyi bir governance sistemi, iyi bir baz. Dolayısıyla e, bir ESG anlamında baktığımızda... E, ...fark yaratan bir yerdeyiz. İşte CDP raporlamasında... ...EcoVadi raporlamasında... E, ...en üst değerlemelerden geçiyoruz. E, ürün anlamına baktığımızda da... E, sustain product'a döndürmek... ...hakikaten zor. Çünkü çok raw material'a bağımlısınız. E, o ham maddelerin dönüşmesi gerekiyor. Burada da yine... ...kortse e, sektörün lideridir. E, hem naylon hem polyester'de. Dolayısıyla bu giderliği bir sürdürülebilir ürünlerimizde de yine koruyarak gidiyoruz. Ama şuna da bakıyoruz. Yani geçmiş belki konvansiyonel ürünlerde daha rekabet üzerinden giderken biz bugün sürdürülebilirliğin e, gerekli olduğuna inancımız çok yoğun. Yani bu bir rekabet unsuru değil. Bu bizim yapmamız gereken yani dünyamız için, gelecek için, çocuklarımız için buna çok inanarak yapıyoruz üst yönetimle birlikte. Dolayısıyla gerekirse bazen de rekabet değil, işbirliğini de e, yapıyoruz. Yani müşterimizle yeri geldiğinde rakiple bazı ürünlerimizi birlikte çalışarak, bazı fazlarını birlikte geliştirerek yani çok rekabet üzerinden de e, bakmıyoruz açıkçası sürdürülebilir daha açtığımız, kendimize açtığımız bir dünya diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz cevap için Nevra'nın Bir diğer sorumuzu da Ayşegül Yücel sormuş. Kullandığınız modelleme yöntemleri nelerdir? Bu modellemelerde kullandığınız yazılım programları nelerdir? Ya da bunlarla ilgili bilgileri nerede bulabiliriz? Şöyle şimdi e, çok uzun zamandır e, satın almaya çalıştığımız bir yazılım var. Hani İsmini söylemekte sorun görmüyorum. Sifera diye bir e, yazılım var. Hani Belki duymuşsunuzdur. Henüz bunu hayata geçirmedik. Çünkü e, Sabancı Holding ile birlikte e, hani şu an onu paylaşmak doğru olmaz. Başka bir data analitik sistemi üzerinden hayata geçti Ocak itibariyle. Hani bir bilgi olarak biz Sifereyi çok beğenmiştik. Onu söyleyebilirim ama şu an başka bir yolla gidiliyor. burada işte günlük olarak emisyonlarımıza, su ve atık durumumuza bakmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizin neresinde olduğunu test, yani Excel'de o yapmış olduğumuz mühendisliği buradaki şeye döndürmek istiyoruz. Yazılıma geçireceğiz. İşte bunun için de başladık. Ama biz hani Sifera'yı bayağı beğenmiştik. Eğer e, diğer modeli geçinseydik Sifera üzerinden gidebilirdik diye böyle hani sektör bilgisi gibi onu paylaşabilirim. E, soru buysa eğer ben hani böyle anladım değilse başka türlü de e. yanıt verebilirim. Başka bir sorunuz var. var mı acaba? Merhabalar. Ben, özür dilerim. Serap Hanım ya, buyurun. edebilirim sanırım. Ee, Teşekkürler Nevra Hanım. Çok e, bilgilendirici bir e, sunum oldu benim tamam. için. E, başta karbon kaçağından bahsetmiştiniz sunumun başında. E, bu gelen regülasyonlarla birlikte biraz bazı üretimlerin ya da e, satışların Uzak Doğu'ya biraz bu regülasyonlardan kaçabilecek ülkelere gitmesinden sorun biraz onunla ilgili olacak. Şimdi Uzak Doğu bu anlamda çok agresif ee, ve artık ham maddesinden ara ürününe ara üründen son ürüne kadar artık her şeyi üretebilir hale geldi. Bu regülasyonların e, onlara uygulanması ya da onların da bunlara uyum sağlaması gibi bir çabası ya da bir işte Avrupa'nın onları bir zorlaması gibi bir durum söz konusu mu? Hani sadece Avrupa Birliği'nden çıkarıp bu regülasyonları e, global hale getirmemiz? mümkün görünüyor mu o sizin e, bakış açınızdan Hı. ya da işte de, pazarda gördüğünüz trendlerle Hı, teşekkürler e, çok güzel soru e, ben yine kendi bilgimden ve gördüğüm yerden hani yanıt verebilirim e, Az önceki soruyla da belki ilintili olarak rekabette Hani ne görüyorsunuz nerededesiniz e, ben uymaya çalıştıklarını görüyorum açıkçası yani Çin'de de uzak doğuda da eğer ee, çok agresifler hakikaten ama her anlamda yani o pazarı kaybetmemek için de agresif ama şöyle şeyler de görüyoruz ee, belki hani bugün e, denetlenmedikleri bir dünyada daha e, o ürünlermiş gibi sanki düşük karbonlu gibi gelebiliyor ama birazcık denetim e, aşamasına girdiğinde e, azıcık bir e, third parti bir odite girdiklerinde örneğin Atıra'nın aslında sertifikalı bir atık olmadığını yani işte hani geri dönüştürülüp bir ürün üretiyor diyelim ki bir recycle ürün. Ee, bunun atığının da ise plasti olması gerekiyor. Ee, birazcık sorgulandığında aslında atığının ayısısti plasti olmadığını ama e, o şekilde bir sertifika varmış gibi anlatıp satmaya çalıştığını da e, görebiliyoruz. Uyumlanmaya çalıştığını da görüyoruz. Yani Çin enteresan çünkü aslında çok agresif şekilde ee, ...emisyon azaltma programı yürütüyor. Yani ülkenin böyle bir şeyi var, e, politikası var. İşte elektrikli araçlar e, boşuna orada bir e, stratejik oluşum haline gelmedi. Çok büyük bir competition var Avrupa ile Çin arasında elektrikli araçta. Dolayısıyla e, karbon leakage, evet yani bizim gibi daha işte doğru dürüst çalışmaya çalışan... Ee, şirketler buna uyumlanarak tabii ki de o ticari hayatını sürdürmeye çalışıyor bir süre sonra ya uyumlanacaklar ya devre dışı kalacaklar çünkü artık e, hani eskiden diyelim ki işte ürün yaşam döngü analizi yapıyoruz ben diyorum 10 o diyor 8 hani Çin'deki Hı. bir şirketi şey yapalım artık bu self declaration'dan çıkıyor iş. Sıkıntı burada. Artık bir sistem üzerinden bunu raporlamak zorundayız. Gerçekten de satarken ve bir denetçi gelecek, buna bakacak, kontrol edecek. O yüzden hani e, şu anki kaçaklar yani sanki iyi emisyonlu ürünlermişçesine giden veya şu taraftan da belki yanıt verebilirim. Şimdi otomotivin ve otomotivden hareketli lastikçilerin emisyon azaltmakla ilgili hedefleri var ve kullandıkları ürünün içerisindeki ham maddelerde veya işte komponentlerde diyelim recycled oranını 2050'de %100, 2030'da da zannediyorum %40'da Hani uydurmuyorsam ya 30 ya 35'te de %40 diye hatırlıyorum. Şimdi buraya baktığınızda bu regülasyonla da artık teyit edilir ve kontrol edilir hale gelecek. E, ne zamanki regülasyon gelecek, denetçi gelecek, e, o zaman e, bugün belki otomotivci bunu çok uygulamanın yolunda gitmiyor da olabilir. Çünkü henüz bir denetim yok ama denetim geldiği an itibariyle e, artık onun da e, hani düşük karbonlu ürün alma zorunluluğunu bir belgeyle denetlenmiş bir belgeyle ASCII Plus gibi alma zorunluluğu geldiğinde e, hani bunu artık uyan kalacak uymayan gidecek veya uymak zorunda kalacak veya işte şeyleri bile görüyoruz ee, daha başka türlü yani sadece sürdürülebilirlik karbon vergisi değil ama işte son dönem Tayland'a örneğin işte bizim endüstrimizde bir kayma olduğunu görüyoruz vergilerden kaçmak için hani oyun hep böyle bir hatta kalmak, survive etmek ve hep vergilerden kaçma olabildiğince yolunda gidecek ama Büyük şirketler buradan hani kaçamayacağını görüp aslında uyumlanma yoluna gidiyor yani bizim gibi şirketler uyumlanma yoluna gidiyor diyebilirim. Yani globalde de bir umudumuz var hala. <laughs> yani olmak zorunda Serap olmakla hayat hakikaten böyle yani şeyimiz çok belli kaynakların tükeneceği zaman belli işte Türkiye için suyun biteceği zaman belli hani. Gadi yani bir taraftan da evet dünyanın birazcık daha belki aşağıya doğru indiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani öyle bir döneme denk geldik. O yüzden bu dönemin kuralı, ekonomik yapısı, ekonomik kuralları, regülasyonları da buna göre şekilleniyor. Yani biraz mask gibi. Yani en son kopta da hep onu duyduk. Yani bu evet. artık bir zorunluluk, kaçabileceğiniz bir yer değil. Yoksa hakikaten dünya bitiyor mesajını çok net yani Davos'ta da duyuldu da duyuldu gibi. Ee, ama hani uyumlanmak kolay mı? Değil. Çünkü arkasında bir ekonomik e, şey var, faktör var. Yani para kazanmak var. Para kazanmanın olduğu her yerde mutlaka işte böyle yanlardan e, gitme <laughs> oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka bir sorumuz var mı? Mahmut Bey siz mi soracaktınız? Evet, merhaba, Nevra Hanım. E, Merhabalar. Teşekkürler öncelikle sunumunuz için. Gerçekten bilgilendirici, keyifli bir e, sunum oldu. E, benim açımdan da. E, ben şu e, şey konusunda daha genel bir soru olacak ama karbon ticareti konusundaki e, görüşlerinizi merak ediyorum. Bunun olumlu bir etkisini gördük mü, görmeye başladık mı? E, bir de ülkeler arası karbon ticareti dışında yakında e, büyük firmalar arasında da karbon ticareti söz konusu olabilir mi? Böyle bir Hı -hı. öngörünüz var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, teşekkürler sorunuz için. Ee, biz Korts olarak olumlu bakıyoruz. Şu açıdan Avrupa'ya ticaret yapan bir şirket olarak SİBEM'den etkilenmemenin yegane yolu Avrupa Birliği'yle uyumlu bir ETS. Çünkü eğer ETS sistemi olmazsa çok büyük vergiler vererek yani emisyonların zaman içerisinde aşağı ineceğini düşünürsek bize burada Türk şirketlerini, Büyük bir e, vergi yükü bekler. E, ancak Avrupa Birliği ile uyumlu bir ETS olursa biz o zaman SİBEM'den muaf oluruz. Bu aslında e, hem ticari anlamda bir avantaj hem de gerçekten Türkiye'nin emisyonlarının aşağıya inebilmesi ve Türkiye'nin kendi sıfır emisyonlu yolculuğuna ulaşabilmesi için de çok itici bir güç, destekleyici bir güç. Dolayısıyla Hani bu e, zor. CAPEX yatırımı gerektirir, opex gerektirir. Ee, bir dönem daha az para kazanmayı gerektirir ama uzun vadede e, emisyon düşük bir ülke, emisyon düşük bir sanayi ve e, Avrupa'daki ticari sisteme entegre olabilmiş şirketleri beraberinde getirir. Dolayısıyla e, burası fırsattır, e, uyumlanmamak risktir ama uyumlandığı zaman büyük fırsatlardır. Yepyeni ürün kollarının, hizmetlerinin e, çıkması beklenir buradan. Çünkü yeni bir dönüşümdür. Her dönüşüm içinden yeni fırsatlar doğurur. Dolayısıyla hani biz olumlu bakıyoruz ve e, olması için de hani çok destek olmaya çalışıyoruz her görüş sorulduğunda. E, gerek bakanlık e, düzeninde, gerek işte STK'lar nezdinde. E, olması gerekir. Sadece adil bir transition döneminin oluyor olmasına ihtiyacımız var. Yani geçişin İyi bir şekilde planlı olması, hani ekonomik dezavantajı olabildiğince iyi karşılıklı yönetebildiğimiz bir sistemde geçiş olmasını bekleriz. Dolayısıyla ne, olumlu bakarız. İkinci sorunuzu hatırlayamadım. Sanki bir sorunuz daha vardı. Firmalar arasında da bu, bu tarz e, evet. karbon ticareti söz konusu mu ya da? Evet. evet. Uygulamayı. Bugün, mi? evet, bugün e, Amerika'da veya işte Avrupa'daki şirketler arasında böyle karbon market var Türkiye'de de bunun hani olması çok olası çünkü bir şirketin emisyonu daha olumlu seviyede aşağıda bir şirketin ise daha yukarıda ise birbirlerinden karbon alıp verdikleri artı eksilerini dengeledikleri, dengeledikleri bir karbon pazarı oluşacaktır bu da hani şeydir hani bu işin gidişatında olan bir şey hani beklenen bir pazar değişimi diyebiliriz. Çok teşekkür ederim Nevra Hanım. Teşekkür ederim. Başka bir sorumuz var mı? Sanırım yok. O zaman yavaş yavaş oturumumuzu kapatacağız. Nevra Aydoğan, Gürsoy'a ve sizlere Nano Open'a katıldığınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Nevra Hanım çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa dinlemek isteriz. E, çok teşekkürler. Soru gelmesine mutlu oldum. Demek ki çok sıkmamışım diye düşündüm. E, bana da Ayet iyi oluyor bu sorular. E, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, vaktiniz için. Sağ olun. Biz teşekkür e, ederiz. Sevil Hanım ben bir şey söyleyeyim. Fikret ben. Ben Buyurun. son kısmını ancak yakalayabildim. Bu güzel sorumu paylaşacak mısınız bizimle de? Devri paylaşabiliriz. Paylaşabilirim. Şu sizin sunumunu yaptığınız konuyu Paylaşırım. Paylaşırım. Peki, çok Belli teşekkür ederim. Çok sağ olun. Paylaşım. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.